Efendim şimdi kameralarımızı Ankara'ya çevirelim. Arkadaşımız Bekir Mert karşımızda. Evet Bekir, söz sende. Evet, Feruz Uner Doğral, son kabine toplantısında dikkat çekici kararlar alındı. Dün akşam Cumhurbaşkanı Erdoğan kameralar karşısına geçti ve alınan tedbirleri, Ramazan ayı ve Ramazan sonrası uygulanacak kararları açıkladı. Özellikle hafta sonları uygulanan kısıtlamalar, hafta içi uygulanan sokak kısıtlamaların saatlerinde bir değişikliğe gidildiğini söyleyelim. Normalde saat 21'de akşam sokağa çıkma kısıtlaması başlıyor. Ertesi gün saat 5'e kadar bu kısıtlama devam ediyordu. Artık saatler 19'u gösterdiğinde, yani İftardan önce kısıtlamanın tekrar başlayacağını ve ertesi güne kadar da devam edeceğini söyleyelim. Özellikle dikkat çekici kararlar vardı. Kısıtlamalarla ilgili düzenlemelere gidildiğini söyleyelim. Cumartesi ve pazar günleri hafta sonları kısıtlamasında saatlerde bir değişiklik oldu. Saat 19'da yasak başlıyor. Cuma akşam saat itibariyle saat 7'de başlayacak ve pazar günü ve pazartesiye kadar o kısıtlama devam edecek. Yani 2 günlük bir kısıtlamanın devam edeceğini, hafta sonu sokak kısıtlaması olacağını ve bu kısıtlamanın aralıksız devam edeceğini söyleyelim. Özellikle bazı noktalarda merak edilen konular vardı. Temel ihtiyaç maddelerinin alındığı yerler, yani fırınlar, marketler gibi yerlerde açık olacaklar ve üretim de aslında paket servis yönünde devam edecek. Birçok işletme paket servisi olarak çalışmalarını sürdürecekler Ramazan ayı boyunca. Kafelerin ve bu tür işletmelerin, kahvehane, kıraathane gibi İşletmelerin bu sürede kapalı olacaklarını hatırlatalım. Restoranlar elbette önemli. Restoranlarda Ramazan boyunca paket servisi olarak devam edecekler ve fırınlar da yine tam kapasite çalışmaya devam edecekler. Saat 19'a kadar üretimin devam edeceğini söyleyelim, ancak vatandaşlar sıcak Ramazan pidesine biraz hasret kalacaklar. Zira iftardan önce bu pideler, son pideler de vatandaşla buluşacak. Elbette ulaşıma dönük de düzenlemelere gidildi. Seyahat kısıtlamaları başladı. Özellikle şehirler arası toplu taşıma ulaşımda da bir kısıtlamaya gidildiğini söyleyelim. Hafta içi günlerde 60 yaş üzeri ve 18 yaş altı gençler de yine 10-14 arası, o saatler arasında dışarı çıkabilecekler. Toplu taşıma araçlarını bu yaş üzeri kullanamayacak. 65 yaş üzeri ve 18 yaş altı gençleri toplu taşıma araçlarını kullanamayacağını, sadece yine yakın noktalara, yakın mevkilere gidebileceklerini söyleyelim. Şehirler arası seyahatle ilgili de düzenlemelere gidildi. Zorunlu haller olmadıkça toplu şehirler arasında da ulaşım olmayacak. Şehirler arası seyahat edemeyecek vatandaşlar. Zorunlu haller dışında seyahat edebilecekler, onu söyleyelim. İş yerleriyle ilgili düzenlemeleri de gidildi. 7 ve 18 arası işletmeler günlük faaliyetlerine devam edecekler. Okullarla ilgili de bir düzenleme söz konusu. Milli Eğitim Bakanlığı da bu noktada sabah saatlerinde bir genelge yayınladı. İçişleri Bakanlığı'nın genelgesi sonrası da eğitimle ilgili bazı düzenlemeler olduğunu söyleyelim. Yani bugünden itibaren 14 Nisan sonrası kısıtlama olacak. Okullarda artık uzaktan eğitime devam edecekler. Yarından itibaren sadece okul öncesi eğitimde, yüz yüze eğitim devam edecek. Ama onun dışında sınava hazırlık aşamasındaki öğrenciler dışında tüm kademelerde eğitimin de yüz yüze değil, bu sefer uzaktan eğitimle devam edeceğini söyleyelim ve detayları aktarmaya devam edeceğiz. Söz yeniden İstanbul'da.